Geldiniz efendim. Haberde de izledik az önce. Levent Ersöz ifadesinde Faruk Demir'in kendisine 4 adet darbe planı getirdiğini söyledi. Hatta ifadesinde yer alan sözlerden birisi de sizi çok yakından ilgilendiriyordu. Bu darbe planlarını getiren kişiyle beni tanıştıran Nuray Başaran'dı. Doğru mu efendim? Şimdi Faruk Demir'i çok iyi tanırım. Zaten Ankara'da çalışan bütün gazeteciler de yakından tanır. Temsilci seviyesinde de tanırlar. Siyasi muhabirler de tanırlar. Önce bir onu ayırmak istiyorum. Ama herhalde öyle bir karışıklık yaşadı diye düşünüyorum. Tanıştırsam sorun olur muydu onu bilmiyorum ama öyle bir şey doğru değil. İşte ben yayını kabul ettikten sonra sizin alt yazılarınıza baktım. Çok ilginç bir alt yazı geçiyordu. Evet, ilgim nedir diye herhalde soracaksınız ama benim tabii enteresan ilgim var. Siz de dinlenilen isimler arasındaydınız. Daha önce de yine konuşuldu bunlar. Levent Ersöz'ün dinlettiği isimler arasında siz de vardınız gazeteci kimliğinizle birlikte. Bu doğru muydu peki efendim? Yani Levent Ersöz'le daha önceden tanışıklığınız var, görüşmüşlüğünüz var. Sizi dinletiyor. Hatta belki paylaşacaksınız şimdi bizimle daha başka ilişkileriniz var. O süreç ne, nasıldı? Benimki biraz farklı, dinlenmenin ötesinde. Şimdi şöyle, ben aslında kurumları korumaktan yanayım. Yani ülkemi, vatanımı, ülkemin kurumlarını çok seviyorum ama kurumlar içinde maalesef zaman zaman siz de biliyorsunuz ki işte bu örnekte olduğu gibi yanlışlar da yapılabiliyor, yanlışları yapanlar da olabiliyor. Fakat o dönem çok zor bir dönemdi. Bu dönem 7 yıl, 6 yıl öncesine gidiyor benim için. Çok zor günlerde geçirdim ama hem Türkiye çok zor günlerden geçiyordu hem de bazı kimseler için hakikaten zor günlerdi. Tabii ki paylaşmak istiyorum. Benim için biraz daha zor günlerdi. Şimdi isterseniz ilk başa döneyim ben ilk günlere. O günlerde biliyorsunuz ben Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilcisiydim. 3 Kasım 2002 seçimleriydi. Ben ilk hareketlenmeler nereden başladı, nasıl oldu oradan anlatırsam daha doğru olur diye düşünüyorum. Bütün liderlerle seyahate gidiyorum. Başbakan değildi o zaman. AK Tayyip Parti Erdoğan'da. Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'la da zannediyorum Osmaniye, Gaziantep bir il daha vardı. 3 günlük bir seyahate gittim onunla. Seçim gezisine gittim. İzlemek üzere ama Tayyip Erdoğan o zaman AK Parti Genel Başkanı fakat yasaklı milletvekili bile olamıyor. Çok enteresandı Akşam Gazetesi'nde Ankara temsilcisi olarak. 2 gün önce Tansu Çiller'le gitmiştim. Zannediyorum Mesut Yılmaz'la Diyarbakır'dan geçer AB'nin yolu dediği için Diyarbakır seyahatini tercih etmiştim. Böyle yani bütün liderlerle bir ile gittim. Fakat Gaziantep'te gördüm ki inanılmaz bir kalabalık var. Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinginde dehşet bir kalabalık. Bir yandan da bu adam yasaklı. Fakat meydan öyle demiyor. Yani işte o dönem herkes muhtar bile olamaz diyor. Gazeteler bunu yazıyor. Herkes ona inanıyor. Yani Türkiye'de aslında bunu biliyor. Buna rağmen dehşet bir kalabalık. İzlenim yazacaktım oradan. Hakikaten izlenim şeklinde bir köşe yazısı yazdım. Yazımın başlığı şöyleydi, bilmiyorum arşivlerinde vardır Akşam Gazetesi'nin. Meydanların Başbakanı Tayyip Erdoğan'dı. Ben çok iyi hatırlıyorum, yazınızı da o şekilde bitirmiştiniz. Evet. Tayyip Erdoğan başbakan olacak 3 Kasım seçimleri yapılırsa diye. Evet. Bu yazı nasıl peki sizi zor duruma soktu? Şimdi ilk buradan başladı her şey. Bunu ben aslında Referans Gazetesi'nde bundan bir süre önce eğitim öğretim yılının açılışında Başbakan Gaziantep'e gitmişti. Bu sene biliyorsunuz oradan yaptı. Gaziantep'in düşündürdükleri diye bir yazı yazmıştım. Onun içinde kullandım. Gazetede bu yayınlandı. Gezimiz de devam ediyor. O zaman üst düzey komutanlarından bir tanesinden telefon aldım. Sen neredesin dedi. Söyledim. Kimdi efendim üst düzey komutan? Onu şu anda emekli zaten adını söylemek istemiyorum. Ben dedim Tayyip Erdoğan'la birlikte seyahatteydim. Bu yazı ne dedi? Nasıl dedim yani yazı ne? Ya dedi tamam seni de kaybettik sen irticacı oldun dedi. Bu kadar açık söyledi. Tabii söyledi. Ben dehşete düştüm. Paşam dedim ya ben sadece izlenim yazdım. Gazeteci gördüğü resmi yazar görevi de budur. Benim gördüğüm resim burada bu dedim.
gelince seninle bir konuşalım dedi. Ama ben doğrusu o kadar kendimden çok eminim, objektifliğimden, gazeteciliğimden ve gazetecinin görevlerinin ne olması gerektiğinden hareketle doğru yaptığımdan hiç şüphem yok. Neyse ben çok da alınmadım aslında, çok da aldırmadım. Geldim, görevime devam ettim.